Evet, sürt bankaları da Türkiye'de yasal olarak yok ama şöyle internette bir araştırma yaptığınız zaman internet üzerinden anne sütü bağışlayan kişiler veyahut da satan kişiler olduğunu görebiliyoruz. Bu kişilerde de aslında problem bunların kayıt altına alınıyor olması gerekli bununla alakalı. Evlilik yasaklarını ve mahremiyet yasaklarını oluşturan şeyler arasında süt bağı da var. Yani bir insan süt kardeşiyle evlenemez. Süt annesi onun annesi yerindedir. Süt babası onun babası yerindedir. Bu nedenle süt bağının da mutlaka kaydedilmesi gerekir. Özellikle bir çocuk 0-2 yaş arasında doyacak şekilde bir anneyi birkaç kez emmişse onun artık süt annesi olduğuna kanaat getirilebiliyor. Tabii bu kriterler mezhepten mezhebe değişiyor vesaire. Bunun ölçüsünü de şu anda net olarak söylemek mümkün değil. Ama süt anne ve süt kardeşle aralarında evlilik yasağı olduğunu da bilmemiz lazım. Böyle bir veri tutulmadığı için süt bankasının kullanımı da yasak. Ama biz buradan hem Diyanet'in de Diyanet'in uyarılarıyla belki devlet çapında yapılabilecek düzenlemeler var mıdır diye bir yandan devletimizi bu konuda göreve çağıralım. Süt bankaları eğer kurulacaksa nüfusa kayda işlenecek şekilde kurulmalıdır. Kurulmayacaksa da süt emmek yoluyla veyahut da süt bağışı yoluyla bir kadından süt alan çocukların mutlaka annelerinin ve kardeşlerinin kayda geçirilmesi gerekir. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılmasa bile bizim mutlaka bilinçli olmamız ve insanlara bu bilgiyi vermemiz lazım. Çevrenizde eğer bu şekilde süt anneden beslenen çocuklar varsa onlara bu bilgileri de iletmeyi mutlaka herkese tavsiye ediyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında yapılan araştırmalar süt emmekle de DNA aktarımının gerçekleştiğini ve anne sütünün bebeğin DNA'sında değişime neden olduğunu açıkça gösteriyor. İşte biz de buradan niçin süt bağıyla anneliğin ya da kardeşliğin taşınmış olduğunu görebiliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de yalnızca süt anne, süt kardeş, süt baba bunlar aslında birbirleriyle bağlı sayılırlar. Diyelim ki bir kadının bir kızı olsun ve bir başka kadından süt emmiş olsun. O süt emdiği kadının çocuklarıyla o kız çocuğu kardeş sayılır. Ama yine aynı kadının bir de oğlu olmuş olsun. O oğlan o kadından süt ememiş olsun. O zaman o oğlan süt anne olan kadının çocuklarıyla kardeş sayılmaz ve emmediği için o kişi de onun süt annesi sayılmaz. Aralarında evlilik ya da mahremiyet bağı oluşmamış olur. Bu da önemli bir bilgidir.